Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii pek çok kez haberler yaptık takılarla ilgili, farklı takılarla birlikte özellikle tasarımcılarımızın geliştirdiği takılar, renkli takıların haberlerini yaptık. Farklı taşlardan yapılan takıların haberini yaptık ama ilk kez bir meteor taşından yüzüğün haberini sizlerle paylaşacağız. Haber Antalya'dan bize geldi. Antalya'da yaşayan bir beyefendi Aycan Çağdaş Şikar eşine, 20 yıllık eşine oldukça farklı bir hediye vermek istedi. Dünyada olmayan bir hediye vermek istedi ve meteor taşından bir yüzük yapıldı kendisine. Tabii bu taşı yapan da sektörümüzün de yakından tanıdığı, sevdiği bir isim. Takı tasarımcısı, Antalya'da yaşıyor kendisi, Çağrı Yılmaz. Şu an Çağrı Yılmaz yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağrı Bey, söylediğimiz gibi tabii oldukça orijinal bir düşünce, pek nadir bulunan bir takı oldu. Hatta belki de dünyada eşi de olmayabilir. Özellikle hanımefendiye özel bir yüzük oldu. Özellikle ilk etapta size bu fikir nasıl ulaştı? Yüzüğün hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Daha önce de defalarca kez beraber iş yaptığımız bir müşterim evliliğinin 20. yıl dönümünde çok özel bir hediye yapmak istediğini söyledi eşine. Biz bilinen modellerin dışında biraz daha sıra dışı çalışmayı seven bir şirketiz. Ne yapacağız diye düşünürken kendisi doğa sever bir arkadaş. Kayseri'de gezerken bir taş bulduğunu söyledi. Getirmesini söyledik. Tabii bu süreç yapım aşamasından önce analizini yaptırmak istedim taşın. Çünkü ben bildiğim bir taş değildi, gördüğümüz bir de taş değildi. Dedim ki meteor olmasından, hani bu meteor olabilir bakın dedim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarım vardı, onlara gönderdim analiz için. Analiz raporu geldi, düşündüğümüz gibi ayın bir bölümünden gelen bir meteor parçası olduğu ve içerisindeki minerallerin dünyada da bulunmadığı. Dünyada bulunmayan iki tane de mineral taş içinde barındırdığını öğrendik. Tabi bu beni heyecanlandırdı. Karşılıklı dedik ki madem 20. yılı dünyada gerçekten olmayan bir şey yapalım dedik. Çünkü herkesin sevdiği kendisine eşsizdir. O da eşine eşsiz olduğunu hissettirmek için bu fikre sıcak baktı. Kesim aşamasında tabii ki çok zorlandık. Bildiğimiz kesim yöntemleriyle kesemediğimiz bir taş oldu. Biraz destek aldık. Yurt dışından ben özellikle yurt dışı bağlantılarıyla bunun nasıl kesilebileceğini düşündük. 1,5-2 aylık süreç içerisinde bu taşı kesmeyi başardık. Daha sonrası zaten işin kolay kısmıydı. Yüzüğün tasarımını yaptık. Yani taş sertlik derecesi yüksek olduğu için mi kesmekte zorlandınız? Evet, sertlik derecesi çok yüksekti ve taşın içerisinde metal alaşımı çok fazlaydı. Çok fazla metal alaşımı vardı ve bu metaller dünyada da bulunmayan metallerdi. Zaten ODTÜ'nün raporu da böyleydi, bu yöndeydi. O yüzden kesimi bayağı bir zorlaştırdı bizi. Hatta şöyle sertlik derecesi pırlantadan da daha sertti. Hatta bunun hani testini falan da yaptık. Pırlantadan daha da sert bir maddeydi. Hani hatta biz atölyede bunu denerken yok işte çekiç, vurmalar neler neler denedik. Hani nasıl kırılır mı, ne olur? Hiç şekilde zarar görmeyen de bir madde. Bizi de heyecanlandırdı. Sevdiğim de bir müşterim ve arkadaşım olduğu için biz de böyle bir şey yapalım dedik. Bu da aslında hikayesi olan şeyler değerli oluyor. Onlar için 20. yılında çok güzel bir hikaye hediye ettik aslında. Yüzükten ziyade orada onlara güzel bir hikaye hediye ettik biz. Bu hikayede onlara ömür boyu hatta nesiller boyu torunlarına bile anlatabileceği bir hikayeleri oldu. Bizi de onların mutluluğu bizi de mutlu etti böylelikle. Yani meteorun da Ay'dan geldiği tespit edildi. Yani dediğiniz gibi dünyada zaten eşi olamıyor ama Ay'dan gelen bir meteor, bir taş Evet. artık yüzüğün üzerinde. Evet. Tabii Bize ilginç bir fikir geldi. Hatta geliştirmeyi de düşünüyoruz şu anda. Peki ilgi Hani nasıl, size talep var. ulaşanlar oldu mu bu yüzükle ilgili? Çünkü sosyal medyada da gündem oldu, çok konuşuluyor. Var mı yine sizden meteor taşlı yüzük isteyenler? Evet, sosyal medyada bu yansıyınca, haberlerde de çıkınca bana ulaşıp o meteor parçasından kullanabilir miyiz? Yüzük yapabilir misiniz?
Birisi kolye istedi. Ben böyle bir kolye yaptırmak istiyorum gibi değişik birçok talep var şu anda bu meteordan takılara. Biz de bunu değerlendireceğiz. Ustalarımızla görüşüp bunu daha da profesyonel nasıl yapacağımızı düşüneceğiz. Hem de sektörümüzde de farklı bir bakış açısı oldu. Hani bilinen pırlanta, yakut, zümrüt, safirin yanında bundan sonra sanırım meteor takılar da olacak. Evet, o da gerçekten ilginç ve farklı olacağı benziyor. Tabii size de bir, yani sizi de tanımak isteriz biraz. Antalya'dasınız. Antalya'da takı tasarımı yapıyorsunuz. Özellikle kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ne zaman, nasıl başladınız? Alaylı mısınız, mektepli misiniz? Biraz sizden de bahsedelim isterseniz. Tabii ben Antalyalıyım. Antalya'nın bir köyünde çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Üniversite için İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. İstanbul'a üniversite için geldiğim zaman tabii ki hayat şartlarının zorluğundan dolayı ama şöyle bir şey var. Ben köy dediğim yer Belek. Belek olduğu için turizmden kaynaklı yabancı dilim vardı. Tabii hayat şartları zor olunca dedim ki bu yabancı dili nerede değerlendirebilirim? Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı'da ilk bu mesleğe başladım. Şimdi 20. yılımı doldurdum. Artık geçinebilmek için, okuyabilmek için yaptığım meslek şu anda ana mesleğim oldu. Tam tersi okuduğum bölüm hala uzman tarihçi olarak yan mesleğim oldu. Tarihçilik yan mesleğim, hobim oldu. Ana mesleğim kuyumculuk, takı oldu. Peki söylediğiniz gibi Kapalı Çarşı'dan mezun olmuşsunuz yani aynı zamanda Kapalı Çarşı Üniversitesi'nden. Peki Evet. onu da soralım. Şimdi genellikle İstanbul'da takı tasarımı deyince akla Kapalı Çarşı İstanbul, sektör genellikle İstanbul ağırlıklı çalıştığı için burada, ama siz memleketinize döndünüz, orada devam ediyorsunuz. Nasıldır Antalya'da çalışma şartlarınız, nasıldır? Özellikle Antalya'da takı tasarımcılarımız var mı? Sektör ne durumda? Onu da sormak isteriz size. Tabii ki Antalya sektör olarak İstanbul'dan sonra turizmden de kaynaklı bence sektörde ikinci sırada gelen bir şehir. İstanbul'un hemen arkasından gelen bir şehir. Şu anda Antalya'da yoğun göç alan bir il. Hatta bu konuda artık İstanbul'la yarışır durumda. Yoğun göçün getirdiği talepler de farklılaşmaya başladı. Mesela eskiden Antalya'da takı konusunda belirli modeller vardı. Hani düğünlerde takılabilecek takılar, düğünlerdeki talepler, İnsanların talepleri standarttı, o yönde üretim yapılabiliyordu. Fakat şu anda yeni gelen göçle beraber artık sektörde de değişiklikler olmaya başladı. Mesela Antalya'da hiç yapılmayan ürünler artık seri imalat halinde yapılmaya başlandı. Tabii ki sektörel olarak bütün Türkiye'de olduğu gibi ekonomik sorunların da bizi de etkilediği malum. Ama genel anlamda Antalya sektörümüz açısından hala tırmanışını sürdüren bir şehir. Siz kişiye özel mi çalışıyorsunuz? Kişiye özel takılar mı tasarlıyorsunuz? Evet, ben çalışma itibariyle genelde %90 özel müşterilere kişiye özel tasarımlar yaparak ürün üretmeye çalışıyorum. Onda da şöyle bir şey yaptım. Ben biraz önce de bahsettiğim gibi benim için her takının bir hikayesi olmak zorunda. Herkes aynı takıları mesela herkes nasıl ki aynı karakterde değilse herkes de aynı takıları takmak zorunda değil diye düşündüm. Standart piyasaya sunulan ürünlerinden ziyade ben mesela bir çift alyans almak istiyorsa öncelikle 2-3 saat o çiftle bir arkadaşlık dostluk kuruyorum. Onlarla tanışıyorum. Nelerden hoşlanırlar? Onların hikayelerini dinliyorum, tanışma hikayelerini dinliyorum. Sonra onlardan bir süre isteyip onlara o hikayenin de içinde olduğu takılar tasarlıyorum. Yani hikayesi olan takılar böylece ortaya çıkmış oluyor. Oldukça da tabii ki Evet. güzel hikayeler de ortaya çıkıyor. Söylediğimiz gibi herhalde bundan sonra dediğiniz gibi belki meteorlu takılar da yeni hikayeler olarak Evet. yazılacak. Evet, bu sıra çok talep var. Yani insanlar farklı şeyler istiyor. Aslında bizim sektörümüzün eksiklerinden biri de bence bu. Çünkü şöyle bizde mağazacılık yapan arkadaşlarımızın da
bu konuda birazcık daha artık kendilerini geliştirip standart herkes de olanı değil de kendilerinin de bir şeyler katabileceği farklı ürünlerle ortaya çıkmaları hem sektörümüzün gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum hem de Türkiye'deki kuyumculuk sektörünün dünyadaki hak ettiği yeri alacağını düşünüyorum ki biz bu konuda iltica etmiş bir toplumuz. Şöyle ki dünyada şu anda bilinen markalar hani İtalyan ve Fransız tasarımları yeni yeni Amerika'da tasarım yapan firmalar ön plana çıkarken aslında bir de tarihçi kimliğim olduğu için onu da söylemek istiyorum. Tarihte dünyanın biz kuyum merkeziydik. Takı merkeziydik. Hani Osmanlı takıları Kapalı Çarşı tabii ki dünyanın en büyük AVM'si. Kapalı Çarşı bu işin merkeziydi. Biz bu konuda yavaş yavaş iltica edip geri kaldık. Bence biz de sektör olarak kendimizi özellikle bunu çırağından ustasına kadar, mağazacısından toptancısına kadar bu işin içinde kendimizi geliştirirsek biz tekrardan hak ettiğimiz sektörde hak ettiğimiz yere tekrar geri döneceğimize inanıyorum. Tabii ki bizim de temennimiz bu. Sektörümüzün adım adım hak ettiği yere ulaşması. Tabii yavaş yavaş sinyaller geliyor. Hem tasarım alanında da çalışmalar gün geçtikçe sizin de katkılarınızla tabii ki tasarımcılarımızın katkılarıyla tasarım konusunda da yavaş yavaş adımlar atılıyor. Sektörümüz de gittikçe büyüyor. Biz de bu temennilere katılıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz son bir not? Ben çok teşekkür ederim. Özellikle ilginiz için. Bir de bugün gördüğüm aslında haberler hani bu kadar çok ilgi göreceğini beklemiyordum. Bugün en ilginç olanı yabancı basının buna ilgi göstermesi. Şu anda Independent olsun, Euronews olsun birçok haber sitesinde de bu haberi İngilizce olarak görmek bana ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bu konuda da sektörümü temsil etmek bana çok büyük bir mutluluk sağladı. Evet, çok güzel haberler bunlar. Tabii söylediğiniz gibi dünya basında da yer almak çok güzel gelişmeler. İnşallah dediğimiz gibi meteor takıların devamı gelir. Hem sektörümüz İnşallah. de kazanmış olur hem de dünyada bir ilk tabii. O da önemli. İlkleri yapmak da önemli. Bu da çok güzel bir düşünce fikir olmuş. Tekrardan size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi tabii dünyada bir ilk çünkü dünyada eşi benzeri yok. Taş çünkü uzaydan geldi dünyaya düştü ve yüzük halini aldı. Tabii ki yüzük halini almasındaki emek de büyük kısmı sayın takı tasarımcısı sayın Çağrı Yılmaz'ın emeğiydi. Çağrı Yılmaz Antalya'da yaşıyor. Kendisiyle bir bağlantı yaptık. Bu güzel takının nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Hikayesini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.